Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, Price Prediction üzerindeyiz ve Kik için şöyle bir fiyat tahminlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada 2032 yılına kadar e, KİK ile alakalı fiyat tahminleri mevcut. Bunlara genel olarak şöyle bir bakacağız. Biliyorsunuz KİK bir e, Metaverse projesi. Şimdiye kadar Meta gibi devlerle masaya oturmuştur geçiyor. Kucoin gibi borsalar metaverse üzerinde ofis açmak suretiyle faaliyete geçmişlerdir. İyi bir metaverse projesi olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir bakacağız. Burada tabii farklı bilgiler de var. Yani işte yıldan yıla ne olduğunu düşündüğü ve neyin üzerine fiyat artışı beklediği ile alakalı. Burada açıklamalarda mevcut. Siz de girip isterseniz bakabilirsiniz. Ben o kısma girmeyeceğim. Şimdi 2023 yılı içerisinde arkadaşlar maksimum fiyat tahmini 0.19. Ben e, bu şekilde olacağını çok düşünmüyorum. E bunun sebebi tabii ki üzerinde mevcut çok fazla bir katalizör yok. Bir kere bunu bilmek lazım. Ancak güçlü ortaklıklar duyurma ihtimali yüksek. Biliyorsunuz makro ekonomideki görünüm dolayısıyla Bitcoin'in ATH'e gitme üzerine ciddi bir potansiyel vermesi e, burada KİK üzerindeki de istikrarı sağlayacaktır. Tabii KİK dünden bugüne farklı hareketler yaptı. Yani e, ayı dahilinde de bir tam korelasyon göstermedi. Burada zaman zaman e, U çekerek yani Vaktin lunası gibi benzeri ancak düşen bir trend sergileyerek e, geri çekildi. Lunadaki benzetme yanlış anlaşılmasın yani e, sonuyla alakası yok. İşte sadece U çekmesinden bahsediyorum. E, bu şekilde U çekerek geri çekilmeler yaptı arkadaşlar. Yani bir e, düşen trend çizdi ancak ara ara alım fırsatları vererek düştü. Bir noktadan sonra tabii ki ne yaptı? E, tam anlamıyla bir korelasyon içerisine girdi. İşte bu da ortalama e, 12'lerin işte 11 civar 11 2 civarlarının kırılımından sonra oldu arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'deki ATH beklentisi 2023 yılı dahilinde ve tabii ki makro ekonomideki görünüm kikte de yükselişe işaret ediyor ki bu da 0.19'lar değil. Ben yine 1 dolarlara kadar e, görülebileceğini düşünüyorum. Tabi bu Bitcoin'in ATH yaptığı senaryoda geçerli. Bunun bozulduğu bir süreç ancak e, ABD'deki enflasyonun ayağını e, kaydırmasından geçecektir tabiri caizse. Dolayısıyla böyle bir durum olacaktır. E, ben 1 dolar gibi fiyatların görülebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, genel durumda böyle tabi KİK ekibinin de çalışmasından geçecektir bu vaziyet. Şimdi 2024'te 0.28'ler e, bekliyor. Ya bu tarz siteler arkadaşlar e, böyle yıldan yıla belli bir oran belirler, her yıl yükselişe işaret eder ama işler bu şekilde biliyorsunuz olmuyor. Yani oyunun kuralı maalesef böyle değil. Her yıl şu kadar artacak deyince öyle olmuyor yani. Şimdi bir diğer mesele 2024'te 0.28'lere e, işaret ediyor. Burada tabii ki 2024'ün 23'ten daha büyük olduğu bir senaryoyu önceki videolarda da açıkladık. ATY'a gitmiş olduğu e, dalga hareketi 2024'ün başlarını da kapsayabilir. Böyle bir durum bekleniyor. de diğer coinler e, popüler coinler gibi korelasyonlu. O yüzden 2024'ün ilk çeyreğinde de e, yükseliş yani maximum price'in görülme ihtimali Vardır arkadaşlar. Ancak bu da 0.28'ler olmayacaktır tabii ki. Bence yine 1 dolarlara yakın fiyatlar olabilecek bir durumdur. Ee, devamında düzeltmeye gitmesi beklenir. Yani 2024'te şöyle e, sıkı bir düzeltme olabilme ihtimali var. Ortalama yine altcoin'ler genelinde %50'den e, ileri bir burada düzeltme bekliyorum ben. Bir kere onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu kick'te de yine 0 4'lü e, geri çekilmeleri sebebiyet verebilir. 2025 yılı zaten yeniden bir e, kalkışın yani 2021 daha doğrusu 2024'ün sonları 2025'inde ilk yarısı hiç değilse yeniden kalkışın ve son dalga hareketinin boğanın son yılı olarak devam etmesi yine bunun beraberinde artık e, ayı piyasasına boğadan ayıya geçişin yılı olacak. Bunda da yine 1 dolar civarlarında bir hareketlenme göstererek tabii ki duruma göre yani o yılın vaktin katalizörlerine göre farklı hareketlenmeler de yapabilir. Biz şu anda bunu tam olarak bilmiyoruz. Hatta hiç bilmiyoruz yani katalizörleri. Dolayısıyla böyle bir süreç bekleniyor 2023, 24 ve 25'te arkadaşlar. Tabii ki 26 ve 27'deki önceki videolarda da söyledim yani 26 ve sonrası fiyatları anı anına değerlendiremiyoruz. Çünkü daha buayı bile almadık ki ayı ile alakalı ne konuşabiliriz? Bir şey konuşamayız. 2026-27 ayıdan geçer arkadaşlar. Tabii bu sezonda e, düşüşler olacaktır tıpkı 2022 yılında olduğu gibi. 28 devamında boğa sezonu gelecektir. Burada altını çizmek istediğim bir nokta. Ben bundan sonraki boğanın yani 2028'de görülecek olan boğa sezonunda e, katalizör olarak metaverse coinlerinin kata, e, katalizör olacağını düşünüyorum. Yani katalizörüm metaverse kategorisi olacağını düşünüyorum. Uzun lafın kısası bu yıl içerisinde bahsi geçen e, sezon içerisinde Kik bu vakte kadar piyasadaki varlığını sürdürebilirse bundan sonraki boğa sezonunda arkadaşlar ben çok ciddi yükselişler yapabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu diğer metaverse coinleri içinde aynen geçerli bir yorumdur. vakti görebilenler hususunda. dolayısıyla burada tam bir fiyat tahmini yapamayız. Ama dediğim gibi şu andan sonraki boğa sezonunda e kikin ben çok ciddi yükselişler, metaverse coinlerinin çok ciddi yükselişler yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 2032 içinde 591 fiyatlarını vermiş. E ve burada Olayı bitirmiş. Şimdi e, kısa vadede KİK neler yapıyor ona bakmak lazım. En son Bitcoin'in büyük sarsması sonucunda e, KİK de 11.2 desteğini kaybediyor. Hatta devamında bir parti bakınız direnci deneyerek yeniden geri çekilme e, etabı içerisine giriyor arkadaşlar. Şu an tabii 11.2'lere doğru yürüyebilir. Ancak yeniden burada bir red yeme ihtimali çok yüksek çünkü hacim düşük, e, nitekim Bitcoin desteklemiyor. Dolayısıyla bulunduğu noktada arkadaşlar e, bu tarz durumlar mevcut. Bir kere 11-2'lerin altı zaten genel olarak e, toplanabilecek makul bir pozisyondur. Bunu bilmek lazım. E, bir diğer durum kikin bulunduğu noktaları kaybetmesi ve Bitcoin sarsmasına devam etmesi. 0.1 dolaylarından arkadaşlar 0-1 dolaylara bakınız e, iyi ve güçlü bir alım fırsatıdır. Buranın olası kaybı ki bu kadar geri çekilme beklemiyorum. Olur ya. 92'lere kadar bir geri çekilme yine çok büyük bir alım fırsatı olduğu gibi şu anki fiyatlardan bir parti kademeli alıma gidilebilir arkadaşlar. Olası bir piyasa açılımında yeniden 11.2'leri hedefleyecek ve almakta çok zorluk yaşamayacak bir kik yapısı şu anda karşımızda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşça kalın